Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ercan. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Nasıl farklı bir video arkadaşlar? Haciz geldi. Daf'ı elimizden aldılar. Yine tek seferde iş yapıyorum. Şu borcu kapatıp yeni bir çekici alana kadar, en azından borcu kapatıp tekrar borçlanarak yeni bir çekici alana kadar diyelim. Tek seferlik işlerle devam edeceğim. Size işte sistemi de göstermek isterim. Şöyle hemen hızlıca bir tekrardan bir sistemi gösterelim. Nesi var nesi yok bir bakalım. Siz de bir görün. Evet, böyle benim sistemim şu şekilde arkadaşlar. Logitech'in G920'si var elimde. Şuradan zaten şöyle koyacağım. Nasıl vites değiştiriyorum falan. Siz de bir görün. Bir tekrar kontrol edeyim kameramın yeri doğru mu diye. Evet, doğru. Hemen şöyle açalım. Tamam. 2 kamera kullanıyorum. Şimdi şöyle bir mevzumuz var arkadaşlar. Aldık yükümüzü abi. Nereye gidiyoruz? Hannover'e götüreceğim. Arabam. Onu da gösterelim hemen. Arabamız neymiş? Arabamız Man. Man'ın bir arabası. Abisi ya. Şunu bir şöyle ayarlayalım şunu ya. Koltuk ayarı. Bir koltuk ayarı yapalım ya. Şöyle. Heh. Biraz da uzaklaşalım şöyle. Ya şöyle bir tık yükseltebilirim. Şöyle bir tık uzaklaşayım. Aynen. Eski bir çekici bu belli. Hani eski dandik bir Man çekici. Neyse, biz arabamızı çalıştırmaya başlayalım. Şöyle ben şöyle indireyim şunu da. Hemen. Eyvallah. Debriyaja bastım. Çalıştırdım. Şöyle bir tık kısacağım arkadaşlar. Sese çok gerek yok. Hafifçe devriyajdan ayağımı kaldırıyorum. Ve gaza basıyorum. Bu arada sesi iyi. Abi şunu açacağız mecbur. Haritayı açacağız. Harita yok çünkü şeyde sıkıntı yaşamayalım. Abi çift şeyde sıkıntı ya. Bak arkadaşlar, bu arada hani manuel vitesli bir araba almak için ehliyet kursuna gidiyorsanız, beceremiyorsanız falan, benden size tavsiye şu direksiyon ve vites setini alın, sürün. ETS2'de araç modlarında sürün. Sıkıntı yok, otomobil modlarında. Harbiden çok iyi. Harbiden iyi yani. Tabi bunları, bu Logitech'i almanıza gerek yok. Daha iyileri de var, alabilirsiniz. Veya çevrenizde kendisini daha geliştirmek isteyen birileri varsa onlar da kullanabilir. Abi yolumuz uzun mu? 5 saat 47. As. Neyse, yeşil yandı. Şansı yeşil yandı. Konuşurken fark etmedim. Konuşurken fark etmek bir tık zor oluyor. Ama yeşil yandı zaten. Devam edebilirim. Tamam, döneriz sağa. Sıkıntı yok. Ya şehir içinde çok fazla hızlı sevmiyorum. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Çok hızlı iyiydi. Ya Man çekiciler güzel değil ya kardeşim ya. Man çekicide ne var? Ya Man falan bunlar. Ne bileyim. Benlik mevzu değil. Sola mı döndürüyor? Aynen. Şimdi çift kamera açık falan filan ya, oyun bir tık kasıyor. Farkındayım yani, çok şu an şimdi etkisi yok ama oyun şu an bir tık kasıyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle biraz dar döndük ama yol mesafemiz iyi olduğu için dar döndüm. Yoksa arkadaki yük bayağı ağır yani. Zaten 50 kilometreye şu an bir sabitleyeceğim. Bakayım, full basayım. 80'e çıktı. Sabitlemeyi kapatabilirim. Şöyle sağ şeride de geçeyim. Evet. Sağ şeritten devam. Hemen arttıralım vitesimizi. 9 olduk. Mecbur Man'la geziyoruz yani, yapacak bir şey yok. Hani zaten verdiği depodaki benzine bak. Abi kaç ton? 28 ton yük ya, yük gözüküyor ama çok bir ağırlığı da yok hani açıkçası. Mevzu şey galiba. Şu 80'e sabitliyorum abi. 81 olsun. Sabitleyelim şu hıza. Oradan devam edelim. Zaten 5 saat 31 dakikam var. Eski bir çekici belli bu ya. Man'ın eski çekicilerinden. Radyosu var abi, daha olsun yani. Ya boş paket ya da o kadar eski ki radyosu var yani. Çekicinin radyosu var ama biz tabii almayacağız. Volvo almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hani siz de yazın videonun yorumlarında. Volvo mu alalım, Scania mı alalım, Scania mı işte neyse. Her neyse artık ondan mı alalım? Yani varsa fikirlerinizi söyleyin. Hangisini önerirsiniz? Uzun vadeli bir çekici olsun abi. Bizim işimizi görsün. Yolda kalmasın. Manevra kabiliyeti de iyi olsun istiyorum. Ya Daf güzeldi de Daf hevesini bitirdiler ya. Daf hevesini bitirdiler gerçekten. Sıkıntı oldu yani. Daf hevesin bitince böyle bir tık sıkıntı oldu. Evet. Soldan. Abi ne yapıyorsun abisi? Ne yapıyorsun sen? Aman aman. Tamam ben biraz geç sinyal verdim falan da yani verdik geçeceğiz da sen de yavaşla. Yavaşla da. Şöyle tesbihim de var arkadaşlar sürerken. Çok güzel oluyor bak tesbih sallamak falan çekmek. Böyle gerçekçi hava veriyor çünkü ben normalde de hani yol uygunsa falan dur kalk falan mevzusu varsa alırım elime tesbihimi abi. Trafikte İstanbul trafiğinde iyi gider. Stres alır yani böyle. Agresifliğinizi üzerinizden alır. Sevilir tesbih. Ben de alıyor stres ya. Ben de stres alıyor yani gerçekten. İyidir, candır. Tesbih candır. İşte biz de ne yapalım? Aldık çekiciyi yolda gidiyoruz. Arkadaşlar şu ikinci kameramla ilgili seti çektiğim, yani direksiyon setini çektiğim kameramla ilgili yorumlarınız varsa lütfen bu videonun altına belirtin. Yani şimdilik bu açıda çekiyorum ama yakında belki de daha iyi bir açı ayarlamaya çalışacağım. Bir tripod falan, tripodum yok. Tripod ayarlarsam başka bir yere koyup oradan direkt karşıyı çekmesini sağlayacağım. Hatta hani şeyle birlikte, direksiyonla birlikte oyun ekranını da çekebiliriz. Zaten oyun ekranını görüyorsunuz da en azından ekranı, sistemi falan da görürsünüz. Bakalım bir şeyler daha uğraşıyoruz. Ya bu kanalı geliştirmek istiyorum açıkçası. Ya benim amacım şöyle güzel bir eğlenceli bir kanalımız olsun. Hani aramızda arkadaşlarla işte konvoy yapalım falan. Eğlenelim hesabı. Öyle yani. Destek olun siz bana. Videolarımı beğenin yeter. Başka bir şeye gerek yok. Bu arada hissiyat güzel abi. Bak şu ETS2'de şu Alman yolları var ya. Şunların şu tırtıkları var çok iyi. Şu şeridin dışına çıkmaya başladığın anda hemen direksiyon titriyor yani. Hemen titremeye başlıyor. Çok hoşuma gidiyor. Bu Almanya'nın yollarında var ve gayet de güzel yapmışlar bunu. Bu çekici kaç kilometrede şu anda? Yaklaşık bir 230.000 kilometrede falan. Bayağı da gidilmiş yani bu çekiciyle. Bu çekici artık hakkını vermiş. Yani gerçi daha bu tarz araçlar için az bir kilometre ama oyuna göre yüksek bir kilometre. Ha, ben seviyorum böyle ya. Bak Fransa yolları çok efsane. Bu arada arkadaşlar ETS2 oynuyorsanız Fransa yollarında sürün. İtalya yollarında sürün. İtalya yolları sürekli yapılıyor. Tadilat falan mevzusu var sürekli. Fransa yolları da abi zor sürmesi. Harbi zor sürmesi. Çok virajlı, yokuş çıkıyorsun. Dönüşleri var, inişleri var falan. Bayağı sıkıntılı bir coğrafyaymış orası. Ama Alman yolları 10 numara 5 yıldız. Kaymak gibi gidiyor abi. Dümdüz. Öyle dönüşüm çok yok. Adamlar tam yapmışlar yani. Kaymak gibi gidiyorsun. Kazasız belasız. Uğraştırmıyor seni. Almanya'nın yolları. Direksiyon çevirmiyorsun çoğu zaman ya. Sıkıcı. Bak sıkıcı. Diğer yollar daha eğlenceli. Daha çok pratik yapmanı sağlayan. Harbiden sürüyorsun yani diğer yollarda. Burada arabayı taktım görüyorsun değil mi? Taktım vitese. Burada kaldı. Kaldı burada. Buradan artık kendisi gider. Kaç kilometrede vites değiştirmiyorum ya. 220 kilometre yolumuz kaldı. Çok da bir şey kalmadı. Sabitlediğimiz sabitleyiciyi 80'e. Oradan devam. Şimdi şu ileride bir şey mi var? Kontrol mü var? Yokmuş. Aman abi. Orayı kaçırmayalım. Orayı kaçırırsak sıkıntı olur. Gerek yok kaçırmaya. 158.000 TL var. Abi, bayağı para lazım ya. Bayağı para lazım. İyi bir para lazım. Bakalım neler olacak. Aman 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 aman. Ben de diyorum işte bir tık iki kamera olunca bir tık böyle bir sıkıntı yaşadık bugün bu videoda. O yüzden biraz dikkatli çeviriyorum direksiyonu. Düz gideceğiz abi. Yolumuz neredeydi? Nereye gidiyorduk? Hannover. Hannover düz. Tabeladan da gördüm. Düz bir şekilde devam. 3,5 saat kaldı. 196 kilometre. 8-16-24. Ya bir yerlerde bir tık yavaşlayacağız. Ondan dolayı böyle 8-16-24 196 kilometre. Arkadaşlar evet haciz geldi. Neden haciz geldi? Şimdi benim 2 tane borcum vardı bankaya. Elimde bir miktarda para vardı. Keş para. Bir tanesini kapattım. Elde para kalmadı. Onun üzerine birkaç servis işleri falan oldu. Oradan borç aldık. Günlük ödememiz gerekenleri çıkartamadık falan. İşler aksadı. Ondan dolayı faize bindim. Bilmem ne. Taksitleri gecikti. Pat adamlar dediler ki son 3 gün, 2 gün, 1 gün bir baktım benim çekiciyi satmışlar. 174.000 TL'ye sattılar. Çok ucuza sattılar çekiciyi de. Cık. Yazık oldu yani. O kadar da modifiyemiz falan vardı. Üzerine emeğimiz vardı yani. Daf gitti. Bizim emektar Daf gitti. Delikanlı Daf gitti. Bakalım. Başka bir şeyler düşünüyoruz artık. Evet abi. Bir tık yavaşlamam lazım benim. Şöyle. Heh. Ha, evet. Şöyle yapalım. Boşa alalım vitesi de. Sola da sinyalimi vereyim. Şimdi uzun. Aa bak geri kaçıyor. Hemen tak 1. vitese devam. Şeyim uzun. Açıkçası yalan yok yani bak. Arkadaki mevzu uzun yani. Dorse çok uzun gerçekten. O yüzden dönüşleri olabildiğince geniş alıyorum abi. Geniş alıyorum. Yoksa takılıyor. Gerçekten takılıyor. Ha, şu anlık bir sıkıntı yok. Takılmıyor ama bu sefer de direksiyon takılıyor. Keskin dönüşleri de çok sevmem ya. Bak işte 6000 TL daha gitti. Bu arada arkadaşlar 6000 TL gitti falan ama ben şu bankanın borcunu kapatıp sıfırlayabilirim. Ya öyle sıfırlayıp tekrar kredi çekeceğim. Ya da biraz daha biriktireceğim abi. Biriktirip alacağım. Kendim alacağım yani. Kredi çekmeden ve kredi borcunu da işte aldıktan sonra yavaş yavaş ödeyerek. Bunun üzerine ekleyeceğim abi. 150 işte 75 alacağız diye 175 yaparız bunu. Bu şeyin sonunda. Sonra oradan devam ederiz. Şöyle açalım da ışıklarımızı da açalım. Açmamışız. Gündüz farlarım yansın. Devir yükseliyor. Bende de arkadaşlar gerçek hayatta EG var. 6 vites o da bunun gibi aynı. 6 vites bir geri. Geri mantı da benzer. Bastırmıyorsun da şeyi var. Çekiyorsun yukarı. Mandalını çekiyorsun falan filan. Yani o yüzden vitese hiç yabancılık çekmedim. Bu arada vitesi de beğendim. Ya tabii Trustmaster'ın vitesi gibi değil o. Vitesi biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Yani gören herkes bilir o vitesi. Yavaşlayalım. Öyle rahat dönelim abi. O vitesi gören herkes bilir zaten. Öyle bir vites değil tabii ki. O kadar gerçekçi vites değil ama güzel. Yeterli bir vites. Yani kötü bir vites de değil açıkçası. Ben sevdim. Ben sevdim. Hissiyatı güzel. İyi. Ya mesela hani diyebilirsiniz. Keşke kavraması olsa. Bir tık kavramayı insan hissetmek istiyor. Mesela debriyaja basmadan araba kalkmıyor. 1. vites değişmiyor. Ya da şöyle bir mevzu var. Debriyaja basıp ayağınızı yavaş yavaş kaldırıp gaza basmadan araba çalışmıyor. Bunlar güzel hareketler. Ha tabii ama şöyle hani eyvallah güzel hareketler de kavrama yapmana gerek yok. Hani araba bir yerde kavrasın, titresin falan onu hissettiğim mevzusu yok. Sadece şey olayı var. Sabitleyelim hızda. Ya ben burada bir tık hızlanacağım ya. 60 beni kesmiyor. Yol iyi bence. Hızlanmak için sıkıntısız bir yol. O yüzden bir tık hızlanacağım. Kardeş. Artık ceza mezahat gelirse de katlanırız bir şekilde. Çünkü 125 kilometre kalmış. Şu 125 kilometreye de saçma sapan boş geçirmek istemiyorum. Yavaş yavaş gitmek istemiyorum. Hatta şöyle atayım 6'ya. 6 dediğime bakmayın. 11-12 işte vites. Neye de giderse 90'a çıkarız biz bu gidişte. Yol bir tık sıkıntı olacak ama söyleyeyim bana. Ya polis yakalarsa cezayı ağır keser. O da öyle bir mevzu da var. Olabildiğince yakalanmamaya çalışacağım işte. Ya tek seferlik işin avantajı işte uyudun kaldın derdi var yine arada ama diğeri gibi sık değil. Ondan sonra işte benzin derdin yok. O güzel. O çok güzel. Benzin derdin yok. Adam sana full depo veriyor. Çoğu zaman da gideceğim mesafeye o full depo yetiyor yani. Mesela kilometremiz az kaldı. Zaten 1 saat 33 dakika. 90 kilometre kaldı. O kadar 500. Ay derde şimdi bir dönüşüm var. O yüzden bir tık yavaşlayacağım. Öyle laps diye dönemem. Sevmem yani. Yavaşlayalım. Vitesi düşürerek yavaşlayalım. Vitesi de yavaşlayalım daha doğrusu. Taktım ben. İkinci vites diyeyim. Siz anlayın işte. Otomobile göre ikinci vites gibi düşünün. Anlayın siz oradan. İşte arabada kaçsa. Çekicide kaçsa. Zaten aşağıda yazıyor abi. 5. Şu anda 5'te mesela. Abi şöyle bir uzun bir dorseyle zaten hani belki ağır değil. 8 ton. Hiç ağır değil. Ağırlık bile sayılmaz bu tarz çekiciler için. 8 ton ama yine de dikkat etmek lazım. Bir tık düşürelim. Araba bir devir alsın. Git git git. Git sen geç. Abi sen de geç. Sonuna bana sal. Tamam. Payı verdim. Buradan devam edebilirim. 80 kilometre yolum kaldı zaten. Fazla bir şey de yok. Bitirdik sayılır. Hannover'e geldik sayılır. Hemen attırdım 5. vitesime. İşte 5-9-10 civarı. Çekicilerde. Vuracağız abi. 80'e geliyoruz. Az kaldı. Bir saatimiz kaldı. Bayır değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle bayır. Arkaya dikkat. Arkaya çok dikkat etmek lazım. Ama devir bayağı düşmüş. Bence bayırdan dolayı çıkmıyordu. Şöyle bir küçültelim. Deviri yükseltelim. Ondan sonra aynen. Şimdi attırabilirim. Sabitle 80'e. Düşük devirde şöyle. Rahat rahat 80'le gitsin araba. Fazla yakmasın da zaten. Yok işte yakıttan kestik falan muhabbetine girmesinler. Şirketler. İşte benim amacım tabii ki şirket kurmak yani. Birden çok çekici alıp ne kadar çok işçi çalıştırıp yani şoför çalıştırıp o kadar para kazanmak abi. Teslimatı tam yapıp zamanında yapıp. ...45 dakika kaldı. 40 kilometre kaldı yani. Yaklaşık 40 kilometremiz var. Aman abi dikkat. Şeritte kalalım. Sıkıntı yaşatmayalım insanlara. Zor iş çünkü. Koskoca yükü falan şeritte tutmak da zor iş gerçekten. Bence bir tık problem. ...30 kilometre yolum kaldı. 28, 29, 27... tık yavaşlasak iyi olacak gibi. Evet. Bayağı da uzun ya. Yani yol bayağı uzun da arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni sevindirirsiniz gerçekten. Zaten çok da bir şey kalmadı abi. 10 kilometre bir yol var. Bir şey yok yani, bitecek biraz da. Of 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 of. Of of of. Neyse, hafif atlattık. Çünkü bir anda böyle bir takılma oldu. Bu kamera işini, bu kameradan dolayı direksiyonun böyle olması işini bir tık düşüneceğiz. Bunu bir araştırmam lazım, bir çözmem lazım yani kasma olayını. Bakacağız. Belki eski sisteme devam ederim yani. Bu şekilde yapmam. Bu videoluk böyle olsun. Bir denemek istiyorum açıkçası. Zaten geldim sayılır. Hannover'e bir farkımızı yapalım. Heh, aynen öyle. Aferin lan sana. Oh bak, teslimat noktasına geldik abi. Sağa dönüyoruz. Teslimatımızı yapıyoruz ve bitiriyoruz bu mevzuyu. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şöyle boşalayım arabayı. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.